Herkese selamlar, merhabalar. İsviçre'den Emrah ben. Yanımda da kim var? Her zamanki gibi biricik eşim Ayşe. Merhabalar. Selamlar. Çocuklar da arkada. Bizim için maneviyatı çok ama çok yüksek bir olay söz konusu. Bu video sizlere İsviçre'den Türkiye'ye geçen yolculuğumuzu gösteren bir video olacak. Şu anda İsviçre yerel saatine göre saatlerimiz 10.30'u göstermekte. Biz yola çıktık. Yaman'ı okuldan aldık ve ilk durağımız, güzergahımız nasıl? İtalya'ya geçiyoruz. İtalya'dan Slovenya'ya geçiyoruz. Slovenya'dan Hırvatistan'a geçiyoruz. Hırvatistan'dan Sırbistan'a geçiyoruz. Sırbistan'dan da Bulgaristan'a geçiyoruz. Ve ardından Kapıkule Türkiye diyoruz. Oradan İstanbul'a varmış olacağız. Ve sonrasında geri kalan biz artık neler yapacağız, neler edeceğiz? Güzel bir tatil yapmak istiyoruz. En başta önemli olan bu bizim için. Çünkü 3 senenin ardından ilk defa Türkiye'ye gidiyorum ben. Bu 3 senelik süreçte Ayşegül Türkiye'ye gitti geldi birkaç kere. Ben hiç gitmedim. Artık buraya gelen Ayşegül mü yoksa damat gelen ben miyim onu da çözmüş değilim. Velhasıl kelam işin şakası bir tarafa. Artık Türkiye yolculuğumuz başlamış bulunmakta. Toplamda 2303 kilometrelik bir mesafe söz konusu. Bakalım. Yolumuz açık olsun. Tekrar aralarda böyle görüşeceğiz. Sizlere birazcık bilgiler vereceğiz. Muhabbet edeceğiz. O zaman siz yolu izlemeye devam edin. Biz de yolumuza devam edelim. Hadi görüşürüz birazdan. Yaklaşık 1 saat 45 dakikadır yollardayız. İsviçre'den çıkmak üzereyiz. Yani bir 70 kilometrelik bir yolumuz kaldı. 40 kilometre ileride bir tünel var. Yakın tarihe kadar yani son 5 sene öncesine kadar Avrupa'nın en uzun tüneliydi bu Gotthard tüneli. 17 kilometreydi değil mi hayat? 17 kilometrelik bir tünel. Şimdi o tünelden de geçeceğiz. Size o tüneli de göstereceğim. O tüneli geçtikten çok kısa bir süre sonra İtalya'nın içine varmış oluyoruz. Ya daha doğrusu İtalya sınırını geçmiş oluyoruz. Ve yolculuğumuz artık Slovenya tarafına doğru olacak. İtalya'da uzun bir yol bizi bekliyor olacak. Biz yolumuza devam edelim ve sizleri de Gotthard tünelinin içindeki görüntüyle baş başa bırakalım. Yaklaşık 17 kilometre boyunca böyle gidişli gelişli bir tünelin içinde yolculuğumuza devam edeceğiz. Ben 2013 yılında İsviçre'ye arabayla gelmiştim Türkiye'den. O zaman da Gotthard'dan geçtiğimde aynı bu şekildeydi. Aradan 7 sene zaman geçti, 6-7 sene zaman geçti. Hala da aynı. İlk defa arabayla Türkiye'ye gidiyorum. Türkiye'den arabayla geldim ama Türkiye'ye arabayla gitmek nasip olmamıştı. Ta ki bugüne kadar. Umarım bu videoyu şu an izliyorsanız ki izliyorsunuz sağ salim varmışız demektir. Hadi bakalım biz devam edelim. I'm trying to walk across the bridges that I
hadi. Kilometrelik tünel sona erdi. Şimdi bundan sonra gideceğimiz rota ise Milano tarafı olacak. Birazdan İtalya sınırını da geçeceğiz. Siz de zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Artık yukarıdaki tabelalarda Milano yazısı gözükmeye başladı. Hadi bakalım doğru İtalya'ya devam edelim. Çünkü sonrasında İtalya'daki uzun bir yolculuk sonrası Slovenya bizi bekliyor olacak. 24 saatten fazla sürecek olan bu yolculuk oldukça keyifli olacak. İzlemeye devam ediyoruz. Biz de yolumuza devam ediyoruz. Haydi bakalım. Now that's an understatement. To walk alone, I guess it's my repayment. Please give me a light, show me what I need. I know I'm blind, but I hear symphonies of your. Evet arkadaşlar şu anda İsviçre sınırlarından İtalya sınırlarına doğru ilerliyoruz. Burada herhangi bir şekilde kontrol olmuyor. Şu anda yavaş yavaş gümrükte geçeceğiz. İlk kontrol nerede oluyor? Slovenya'dan Hırvatistan'a geçerken değil mi? İtalya'dan galiba. Slovenya'ya geçerken de çünkü bir kontrol olmuyor ki zaten bunları da ilerleyen dakikalarda abi, göreceksiniz. Evet babacığım. Şimdi şu anda İtalya sınırları içerisine girmiş bulunmaktayız diyebiliriz. Hadi hayırlı olsun. Hadi bakalım. İlk ülkeyi geçtik. Bundan sonra Slovenya var. Sonrasında Hırvatistan var. Ardından Sırbistan var. Ve Bulgaristan Kapıkule üzerinden Türkiye. Hoppa. Evet arkadaşlar İtalya'ya hoş geldik. Şimdi buradan yaklaşık kaç ne kadar söyleyeyim. Bir 2,5 saatlik bir güzergah sonrasında, yani yolculuk sonrasında Venedik taraflarında olacağız. Oradan da 4 saat daha giderek Hırvatistan Zagreb'e ulaşmış olacağız. Arada Slovenya'yı geçerek. Sonra güzergahımız üzerindeki otobanlarda para ödememiz gerekiyor. Az önce ilk ödememizi gerçekleştirdik. 2.30 euro verdik. Kaç kilometre yol gideceğimizi inan bilmiyorum. Nasıl bir sistem bu? Bilmiyorum, ben de yaşadıkça göreceğim. Sizleri de bilgilendirmeye çalışacağım. Şu anda Milano üzeri gidiyoruz. Ta ki Milano şehir merkezine girmeden, neresiydi hep karıştırıyorum ben orayı. Trieste mi? Trieste diye bir yeri takip etmemiz gerekiyor. Oradan da Hırvatistan Slovenya tarafını takip edeceğiz. Yolculuğumuz devam ediyor. Oh yeah. Wait. You gotta tell me what you did. I saw the world turning in my mind. Oh, yesterday you pulled the rug under my feet. So I'm trying to wake me up. What if I'm making it all up? Bringing me higher and higher and ever.
önce de söylemiştim size. Milano'nun içine girmeden Venedik tarafına doğru ilerlememiz gerekiyordu. Ve biz de şu an Venedik otobanına girdik. Burası için de 1.70 euro ödedik. Yani ötekine ne kadar ödemiştik? 2.30. 1.70. 4 euroluk bir ödeme oldu şimdiye kadar otobanlar için. Hadi bakalım Venedik'e doğru gidelim. Ardından Zagreb yolculuğu. Speak out about the way I live, but it's a 24 karat dream. No supermodel in my dirty jeans, but in my 24 inches heels. Şu anda İtalya'dayız. Saatlerimiz 15.05'i gösteriyor. İş çıkış saati olduğu için doğal olarak trafiğe yakalandık. Bunlar olacak. Sonuçta 24 saatlik bir yol gidiyoruz. Ve bu 24 saat içerisinde trafik de olacak. Allah korusun, Allah göstermesin. Herkes gitmek istediği yere sağ salim ulaşsın ama kaza bela da görebiliriz. Bunlar olabilecek şeyler. Biz tın 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 ilerlemeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, İtalya'dan çıkmamıza yarım saat 45 dakika kala bir trafiğe yakalandık. Bu İtalyanlar biz Türklere çok özeniyor gerçekten. Burası küçük İstanbul olmuş resmen. İstanbul trafiği resmen halt etmiş de diyebiliriz. Çünkü yaklaşık 1 saattir şu trafikte gıdım 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 ilerliyoruz. Allah'tan acelemiz yok. Bizim için sıkıntı değil. Şoför olarak da 2 tane şoför var araçta. Belli bir süre ben arabayı kullanmaya devam edeceğim. Daha sonrasında Ayşegül aracı alacak. O sırada ben dinleneceğim, Ayşegül gidecek. Sonra Ayşegül dinlenecek, ben geleceğim derken Allah'ın izniyle Türkiye'ye varmış olacağız. Evet efendim, şu anda İtalya'dan çıkmak üzereyiz. Çok az bir yolumuz kaldı. Şimdi şöyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Bu arada bir ihtiyaç molası verdik. Çoluk çocuk ihtiyacını gideriyor Ayşegül falan. Ben de arabaya benzin aldım. Şimdi şöyle iki çeşit benzin alma şekli var. Bir, ya pompacı sizin arabanıza benzin dolduruyor ya da self servis siz kendiniz benzin dolduruyorsunuz. Efendime söyleyeyim, aradaki farkı duyduğunuzda şok olacaksınız ki ben şok oldum. Aradaki fark 20 kuruş. Yani litrede, bu arada litrede. Arabanıza 100 litrelik benzin alıyorsanız eğer, misal veriyorum, litresinde 20 kuruş fazladan veriyorsunuz pompacı var diye. Bu gerçekten çok fazla ve inanılmaz derecede insanları böyle kazıklamak için yapılan bir durum bence. Ama tabii ki biz zaten İsviçre'de kendimiz hep doldurduğumuz için pompacıya ihtiyaç duymadık. İtalya, yanlış yaptın İtalya. Sevmedim seni. Bakalım şimdi Slovenya, ardından Hırvatistan, ardından Sırbistan ve Bulgaristan, Türkiye. Geliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi İtalya'nın son otobanıydı zaten bu. Girdiğimiz otobanı anca daha yeni çıktık. Hava da kararmaya başladı. Toplamda 30 euro 60 cent ödedik. Doğru değil mi? Doğru. Toplamda değil, bu son seferinde. Son seferinde. Bir öncesinde de 4 frank ödemiştik. 4 totalde. Euro. 4 euro, özür dilerim, 4 euro ödemiştik. 34 euro 60 cent'e İtalya'yı komple geçmiş olduk. Şimdi sırada Slovenya. Slovenya'ya doğru ilerliyoruz. Sizler de hafif böyle kararmaya başlayan havayı ve yolu izlemeye devam ediyorsunuz. Biz de yolumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda İtalya sınırından Slovenya'nın sınırları içerisine giriyoruz. Bunların ne kadar değişik gümrükleri var. Bir de bu arada burayı değiştirmişler. Keskin bir virajı dönüyorsun. Yol sanki otobana çıkıyormuşçasına hızlanıyor sanıyorsun. Açıkçası ben öyle sandım.
Bir anda karşımda gümrük memurlarını görünce ne oluyoruz dedim. Bir de ellerinde de şey fener tutuyorlar böyle suratınıza. Şimdi Slovenya'ya girdik. Buradan bir otoban vinyet de almak gerekiyor. Vinyet de nedir? Vinyet de bizim Türkiye'de işte KGS, OGS gibi şeylerin olduğu bir kart gibi bir şey. Plakayı işliyorlar burada. Hemen burada OMV en ünlü şeyleri, benzinlikleri. Hırvatistan'da, Bulgaristan'da, Sırbistan'da hep OMV benzinlikleri var. Şimdi biz bu benzinliğe gireceğiz ve buradan arabanın otobanda gidebilmesi için vinyet de alacağız. Ardından yolumuza devam edeceğiz. Slovenya'da çok fazla kalmayacağız. Slovenya'dan 2 saatlik bir sürüş sonrasında direkt Hırvatistan'a giriş yapacağız. Hırvatistan girişinde ve öncesinde Slovenya yollarında tekrardan görüşmek üzere. Hadi bakalım biz şuradan alalım biz ihtiyacımız olan vinyeteyi. Evet arkadaşlar, şu anda Slovenya'da benzinlikten biz vinyetemizi aldık. Böyle bir şey işte cama yapıştırılıyor ama ben yapıştırmayacağım. Çünkü bunların çıkması çok zor oluyor. Burada arabanın önünde duracak, sorduklarına vinyeteniz var mı dediklerine göstereceğiz. Bu 7 günlük, 7 gün boyunca geçerli. 15 euro bunun bedeli. Bir 15 euro da buraya verdik. Şimdi bunu ön tarafa koyacağım ve yolumuza devam edeceğiz. Bir 2-3 saatlik yolumuz var. Ardından Hırvatistan'a giriş yapacağız. Hırvatistan'dan da Zagreb'e doğru ilerleyeceğiz. Sonra Sırbistan. O zaman hayırlı yolculuklar. Yolumuz devam ediyor. Bu arada ne yaptık, ne ettik? Kaç kilometre geldik? Tabii hesaplamadık onu. 450-550 oradan falan derken. Yani yaklaşık 1500 kilometrelik yolumuz kaldı. 700 kilometrelik yol geldik. Hatta 800 kilometre yol gelmişiz, pardon. 800 kilometre yol geldik. 1500 kilometrelik yolumuz kaldı. Hayırlı yolculuklar diliyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Slovenya'dan çıkıp Hırvatistan'a gireceğiz. Şu an gümrüğe geldik. Hırvatistan gümrüğüne de ulaşmış olduk. Buradan Zagreb'e doğru yol alacağız. Sonrasında Sırbistan'a geçeceğiz. Hırvatistan'da pasaport kontrolü oluyor bildiğim kadarıyla. Şimdi bakalım gümrüğe doğru ilerleyelim. Ne olacak, ne gidecek hep beraber görelim. Şimdi ilk olarak Slovenya gümrüğüne pasaportlarımızı verdik. Şimdi Hırvatistan gümrüğüne gireceğiz. Burada da tekrardan pasaportları ve oturum belgelerimizi uzatacağız. Bakacaklar. Bakalım. Güzel. En azından şu an için gümrüklerde bir kalabalık söz konusu değil. Zaten sizler de görüyorsunuz. Sadece iki tane kapıyı açık bırakmışlar. Pasaportlarımızı verdik, kimliklerimizi de verdik. Tabii artık Bulgaristan, Sırbistan ve Hırvatistan'da biraz daha detaylı arama yapılıyor. Adam bize şey sordu, tabancanız var mı diye sordu. Nasıl bir izlenim verdiysek onlar artık iki tane çocuk arkada uyuyor. Tabanca. Kalaşnikov gösteriyor. Evet, Kalaşnikov gösteriyor bir de bize. Tabanca. Şimdi ne oldu? Hemen onu anlatayım size. Ben daha önceden hiç Türkiye'ye arabayla gitmediğim için ilk defa arabayla gidiyorum. Daha önceden arabayla geldim ama hatırlamıyorum ya. 6-7 sene oldu. Şimdi Hırvatistan'da otobana girerken para vermeniz gerekiyor. Orada 7 yazıyor. Biz de hep euro bazında yaptığımız için hem 5 euro verdik bir de 2 euro yatıralım dedik. Bir dünya para üstü verdi. Oysa
bunların kendi para birimiyle 7 vermemizi istiyorlarmış. 5 euroyu verince 29 işte Hırvat parası etti hatta. Kron mu? Her neyse. 29 Hırvat kronu etti. Bir dünya bozuk para verdiler. Aa dedim 2 euro daha vermem gerekiyormuş. Bir de 2 euro verdik. Onu da saymadı. Bir de kaptı onu. Geri de vermedi. Durup dururken 7 eurodan oldu. Neyse sağlık olsun. Kuna. Ha. Kuna. Hırvat kunası. Evet arkadaşlar, Hırvatistan'da bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi birazdan Hırvatistan'ın çıkış kapısına geleceğiz. Orada pasaport kontrolünün ardından Sırbistan gümrüğüne geleceğiz ve orada da tekrar bir pasaport kontrolü olacak. Bu arada yaklaşık bir 2,5 kilometre öncesinde başlayan şu sağ taraftaki tır kuyruğu hala da devam ediyor. Allah yardımcıları olsun. Gerçekten çok zor. Ve çoğu da Türk plaka. İstanbul, İzmir, efendime söyleyeyim, Bursa. Mersin, Bolu, Bursa, hepsi bekliyorlar. Allah yardımcıları olsun. Bu arada burada da güzel bir kuyruk bizi bekliyor. Bakalım kaç dakika burada bekleyeceğiz. Yaklaşık 25 dakikadır Hırvatistan'dan çıkmak için bekliyoruz. İnanılmaz derecede sıkıntılı. Ya belki de sabahın erken saatleri 5 olduğu için böyle. Sadece bir tane şey açmışlar, kapı açmışlardı. Az önce iki kapı daha açtılar Allah'tan da. Birazcık hızlandı. Ama çok yavaş hareket ediyorlar. Şimdi önümüzde 4 araba var. Sıra bize geliyor. Tüm pasaportları tek tek sistemde aratıyor. Acaba aranan birisi miyiz? Sıkıntılı bir durum var mı yok mu diye. Bunların hepsini kayıt altına alıyorlar. Şimdi arkadaşlar, sizleri bilgilendirmek istediğim bir konu var. Daha önceden Türkiye'ye arabayla gidenler tarafından uyarıldım ben ve bu konuda çok dikkat ediyoruz. Ayşegül de ben de aynı şekilde. Şu an eminim yurt dışından bizi izleyenler de var. Onlara da selam olsun. Eğer onlar da araçlarıyla Türkiye'ye gideceklerse öncelikle onlara da hayırlı yolculuklar. Sağ salim ulaşırsınız inşallah. Şöyle bir durum var. Özellikle ülkelerin girişinde pasaportlarınızı kontrol eden ülkelerin, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan, bu üç ülkenin sınır kapılarından girdiğiniz esnada sizin bütün pasaportlarınızı, oturum kağıtlarınızı, kartlarınızı veya kontrol ediyorlar. Siz alıyorsunuz onu ve basıyorsunuz, gidiyorsunuz. Zaten saatlerdir yoldasınız, 1500 kilometre yol gelmişsiniz, hiç kontrol etmeden gidiyorsunuz. Ta ki çıkış kapısına geldiğinizde bir bakıyorsunuz ki bir evrağınız eksik. Nedir? Oturum kartınız yok, pasaportunuzun bir tanesi yok, arabanızın yeşil sigorta kağıdı yok falan. Tabii ki büyük bir sıkıntı söz konusu. Diğer çıkış gümrük kapısında bunu fark ettiğinizde diyorlar ki problem yapmayın, belki giriş kapısında unutmuşsunuzdur diyorlar. Ve giriş kapısıyla irtibata geçiyorlar. Diyorlar ki evet, siz kağıdınızı ya da kimliğinizi orada unutmuşsunuz. Biz oradan herhangi başka bir gurbetçiyle getirttiriyoruz diyorlar. Tabii bunun için aslında sizden para da istiyorlar. Euro istiyorlar. Komşi çorba parası diyorlar. Bunu yaşamamak için, bu tür bir sıkıntıya girmemek için lütfen ve lütfen kesinlikle gümrük kapılarından evraklarınızı geri aldığınızda teker teker inceleyin. Çok önemli. Çok önemli. Yani Allah korusun, sıkıntı. Boşu boşuna zaman kaybı yaşayacaksınız ki bunu yaşayan birisi de anlatmıştı. Bulgaristan 400 kilometre, giriş kapısından çıkış kapısına 400 kilometrelik bir mesafe ve o 400 kilometreyi geri gitmemek için 50 euro bahşiş vererek o 400 kilometre geriden başka bir gurbetçi aileyle evraklarının gelmesini beklemiş. Yaklaşık 5-6 saat boyunca beklemek zorunda kalıyorsunuz. Zaten şu an mesela biz kaç saattir yoldayız? 12 oradan neredeyse 18 saattir yoldayız. Yani 18 saat gelmişiz buraya ve bir 5-6 saat daha beklemek, sadece beklemek çok büyük sıkıntı.
O yüzden siz siz olun, dikkat edin. Bu tür şeylerde kontrolü hiçbir zaman elden bırakmayın. Kontrol sizin elinizde olsun. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you showed up was written in my palm. You are a statement, explode like a bomb. I get to push myself to victory. You make me winner. You got me loose and set me free. You make me win in every way. You show me how to spread my wings. Evet, şu anda Sırbistan'ın ünlü Pirot mağaralarının, Pirot dağlarının, doğru söylüyorum da büyük bir ihtimalle, bulunduğu yerdeyim. Yaklaşık 30-32 adet bu şekilde mağaralar var. Ya yani mağara dediğime bakmayın, tüneller var. Mağara gibi. Aynen, mağara gibi yani. Zifiri karanlık oluyor içeriye girdiğinizde. Bu arada çok enteresan bir şey var. Şimdi az önce önünden geçtik. Burada işte lastik, klima gazı, işte bilmem ne falan filan hep Türkçe yazıyor. Şimdi burası çok tehlikeli aslında, gidiş geliş hep büyük arabaların da geçtiği noktalar. Bu Pirot tünellerinin olduğu güzergah yakın zamanda burası tamamen kapanacak. Yani kapanacak derken tekrar hala da işleyişi devam edecek. Fakat Sırbistan uluslararası yolu otobanı değiştiriyor. O otobanın açılmasını bekliyoruz bizler de. Yani ben ilk defa buradan geliyor olsam bile araştırmalarım sonucunda bu bilgileri elde ettim. Ama bundan sonra arabayla geldiğim zamanlarda büyük bir ihtimalle bu tünellerden geçmeden direkt şey yapacağız. Siz söyleyin, hemen doğru otoban üzerinden hiç buralara uğramadan geçeceğiz. Şimdi Sofya'ya doğru ilerleyeceğiz. Sofya biliyorsunuz ki Bulgaristan'dan. Bulgaristan'a doğru ilerliyoruz. Burası bitecek. Ardından Bulgaristan, 400 kilometre sonrasında da Türkiye Kapıkule bizi bekliyor olacak. O zaman haydi yolu izlemeye devam edelim. Alas, yolculuğumuzun 24. saatindeyiz. Hatta 24 değil, 25. saatindeyiz. Normal şartlarda şu dakikaya kadar çoktan İstanbul'a varmış olmamız gerekiyordu. Fakat Sırbistan girişinde ve Sırbistan çıkışında bizi öyle bir beklettiler, öyle bir beklettiler ki zaten şu an hali hazırda Sırbistan çıkışında hala daha bekliyoruz. İnanılmaz bir trafik söz konusu. Bakalım, daha buradan Bulgaristan girişi var, bir de Bulgaristan çıkışı var, sonra Kapıkule'den Türkiye'ye giriş var. Büyük bir ihtimalle 24 saatlik yol bize 36 saate falan mal olacak. Ha, arada bir 2 saat dinlendik. Ondan sonra çocuklar için en az 2 saat vakit geçirdik. İşte benzin alma olayları derken 20'şer dakikadan 1 saat öyle kaybettik falan. 6-7 saat tabii ki şeyimiz vardı. Bizim kendi kaybımız vardı. Ama sonuç olarak şu gümrük kapılarındaki bekletilme olayları gerçekten söylenilen kadar varmış. Yorulduk. Daha da 635 kilometre yolumuz var. Bakalım. Şuradan bir çıkalım. Sağ salim şu Bulgaristan'a da bir girelim. Sonrası kolay. Hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar, yaklaşık 3,5 saattir Bulgaristan'a giriş yapmak için bekliyoruz. Arabalar kornaya basıyor. Bin bir türlü yani söylemler, işte bağırışlar, çağrışlar ve anca sıra bize geldi. İki araba var önümüzde. Büyük bir ihtimalle bir 10 dakika içinde sıra bize gelecek. Bakalım Ayşegül verecek pasaportları ve kimlikleri. Nasıl davranacaklar göreceğiz. Kamerayı da onlara doğru çevireceğim. İzleyeceğiz bakalım. Yani inşallah kameraya şey demezler. Evet, az önce ben görevlinin görüntülerini çekmek istedim. Fakat kendisi devlet memuru olduğu için yasak olduğunu söyledi. İyidir, tamam, çekemedik o yüzden, kusura bakmayın. Yaklaşık 5 dakika içinde halletti işlerimizi ve şimdi Bulgaristan'ın içinden
yola çıktık. Doğru Kapıkule'ye doğru gidiyoruz. Bir yaklaşık 400 kilometrelik bir yolumuz var. Ardından vatanımıza varacağız inşallah. Hadi bakalım birazcık da Bulgaristan yollarını izleyin. Biz de yolumuza devam edelim. Bulgaristan gümrüğünden çıktıktan sonra gidiş gelişli bir yola bizi verdiler. İşte sözde otobana gidecek o yol. Fakat yolun ilerleyen kısmında yolu kapatmışlar ve bu şekilde Arnavut kaldırımı olan yerden gitmemizi istiyorlar. İnanılmaz derecede takır tukur ediyor. Şu an görmüş olduğunuz gibi anca büyük dört çekerli bir araba olmalı bu yolda rahat rahat gidebilsin. Aksi takdirde benim gibi küçük arabası olanlar veya ben arabama biraz dikkat ediyorum. Hızlı gidemezler burada. Kesinlikle gitmemeliler. Çünkü taşlar bazı yerleri çok sivri, sıkıntı doğurur. Zaten Bulgaristan dendiği zaman ne yazık ki böyle işte dolambaçlı yollardan, insanlardan para almaya çalışan insanlar olarak daha çok söyleniyor. İşin özünde aslında şunu söylemek istiyorum. Avrupa Birliği'ne girmiş bir ülke olarak Bulgaristan bu şekilde bir transit geçişi sağlayan ülke ve böyle yollara sahip olması çok saçma, çok yanlış politikalar düşüncesindeyim. Hiç siyaset değil ama Avrupa Birliği'nde olan bir ülkenin bu şekilde uluslararası geçiş yolunu bu şekilde kullandırması oldukça saçma geldi bana. Siz ne düşünüyorsunuz? Bununla alakalı yorumlarda bildirirseniz düşüncelerinizi sevinirim. Hadi bakalım yavaş yavaş tıngır tıngır gitmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, toplamda 36 saate yakın bir zaman zarfı. Bulgaristan sınır kapısına gelmek üzereyiz. Sadece metreler kaldı. Bu arada yaklaşık bir 5 kilometre öncesinden başlayan bir tır trafiği söz konusu sol taraf. Allah yardımcıları olsun. Gerçekten çok ama çok zor. Yani sınıra geliyorsunuz, vatana girmek için sıra bekliyorsunuz. Gerçekten sıkıntılı bir süreç. Biz toplamda şu ana kadar neler yaptık, neler ettik? 5 tane mi ülke geçtik? İtalya, Sırbistan, Slovenya, Bulgaristan, Hırvatistan, İsviçre'yi de ve Türkiye'yi de sayarsak 7 tane oluyor totalde. 7 tane ülke, 7 tane ülkeyi sizlerle birlikte gördük. Oldukça eğlenceliydi, yorucuydu ama mutlu sonla bitti. Sonuç olarak mutlu sonla bitti. Birazdan kapanışta da göreceksiniz. Arkamda Kapıkule ve o devasa Türk bayrağı ve benim mutlu mesut ailem, sizlere bir kapak fotoğrafı vereceğiz. Şu dakikaya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ediyorum. Biz çok eğlendik burada. Çok güzel vakit geçirdik. Şunu da söyleyeyim. Toplamda 76 euro para harcandı. Güzergah boyunca otobanlara vermiş olduğumuz ücret 76 euro tuttu. Yani yurt dışından, işte özellikle İsviçre ve Avusturya bölgesinden çıkacak olan kişilerin aşağı yukarı harcayacakları meblağ bu şekilde, 76 euro. Biz şimdi Bulgaristan sınırına doğru hala da yaklaşmaya devam ediyoruz ve karşıda Türk bayrağı var. Lan kurban olurum sana ya. 3 sene aradan sonra Türkiye'ye geldim arkadaşlar. Bu gerçekten çok büyük bir şey. Çok önemli bir şey. Benim için çok ama çok manevi değeri olan bir şey. Allah hiç kimseyi sevdiklerinden ayrı bırakmasın. Baksanıza buraya da işte bu şekilde dileniyorlar. Allah yardımcıları olsun. Ne diyeyim? Birazdan Kapıkule'nin önünde tekrardan görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, 34 saat sürdü. Sadece Kapıkule'ye gelişimiz. Daha buradan İstanbul'a gidişimiz var ve arkamızda Türkiye yazısını ve Türkiye bayrağını görüyoruz. Geçmiş olsun. Güzel oldu. Aynen. Yorucu oldu ama sonuçta vatanımıza ulaştık. Gurbette yaşayan her gurbetçinin en kısa zamanda vatanını ziyaretini hayırlı bir şekilde gerçekleşmesini diliyoruz.
Kanala abone olursanız seviniriz. Instagram hesaplarından bizleri takip ederseniz seviniriz. Yeni videolardan haberdar olmak için de hemen abone ol butonunun yanındaki zile tıklamanız yeterli. Çok güzel videolar gelecek buradan. Çok güzel içeriklerle sizlerle birlikte olacağız. Ne diyoruz o zaman? Her zamanki kapanışımız nasıl bizim? Hoş kalın, hoşça kalın. İsviçre'den selamlar derdik. Ama neredeyiz? Türkiye'deyiz. Çok sivrisinek var. Evet, evet. Aşırı sivrisinek var. Hoppa! Hoş kalın, hoşça kalın. Türkiye'den selamlar.